Ole Plus'a ve Perde Arkası programına hoş geldiniz efendim. Fenerbahçe gündemiyle alakalı detayları konuşmaya çalışacağız. Ali merhaba. Selam abi hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Hatay Spor maçı ile başlayalım. Hatay Spor maçı aslında zor geçmesi beklenen bir maçtı. Fakat Fenerbahçe ilk yarıda bulduğu gollerle bu engeli rahat açtı. Volkan Demirel'in maç için hazırladığı taktik Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdı mı? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi önce Volkan Hoca niye böyle bir taktikle çıktı? Onu bir kere incelemek lazım, irdelemek lazım. Volkan Hoca'nın ya benim teknik heyetle Hatay Spor teknik yaptım. Aldığım bilgiler çerçevesinde şöyle bir şey var. Şimdi Fenerbahçe'ye karşı dörtlü oynayan oynanılan maçları Hatay Spor Teknik Heyeti analiz ediyor. Ve dolayısıyla durdurmanın çok zor olduğunu görüyor. Bu yüzden farklı bir çözümlemeye gidilmesi gerektiğine de yönelik bir karar çıkıyor. Yani beşli savunmayla aslında üçlü ama beşli diyoruz. Beşli savunmayla karşılayıp Fenerbahçe'yi en azından maçın belli bölümlerine kadar golden kaleden uzak tutmaya çalışıyor. Bu plan tutmuyor. Okey tamam. Ama Hatay Spor'un hedefi bu beşli savunmayla en azından ikinci yarının başlarına kadar yani ortalarına kadar nedir o 55-60'a kadar Fenerbahçe'yi 0-0'da tutmak. Çünkü şöyle bir durum var Hatay Spor'un yaptığı tespitte. Hatay Spor fiziksel olarak güçlü bir takım. Yani 60'tan sonra biz eğer 60'a kadar gol yemezsek Fenerbahçe'ye karşı sürpriz yapabiliriz fikri hakim. Efendime söyleyeyim Adana Demirspor maçı bunlardan biri geriden gelin, gelinmesi. E, Trabzonspor maçı bunlardan biri. Kalitesiyle Hatay Spor, kadro kalitesiyle doğal olarak Fenerbahçe'yi yenemeyeceğini ya da puan alım, bildiği için önce bu taktikle durdurup 60'tan sonra fiziksel gücünü de kullanıp daha önce yaptığı gibi büyük maçları yaptığı gibi sonuca gitmeye çalışacaktı ama Fenerbahçe bunu da çözdü. Nasıl çözdü? Şöyle bir durum var İsmail Hoca takımların kendilerine farklı taktik anlayışlarla çıkabileceği üzerine de bir takım çalışmalar yapıyor. Yani Hatay Spor 5 dizilirse ne olur, 3 dizilirse ne olur, 4 dizilirse ne olur şeklinde bunların da analizini yapıyor. Dolayısıyla hani burada Fenerbahçe'yi durdurmak adına bir plan yaptı Volkan Hoca. Bu plan tutmadı. Zaten Hoca da bunu ifade etti. Yine Hatay Spor maçında Livakovic bir sakatlık yaşamıştı. Fakat oyundan çıkmadı. Bunun sebebi nedir? Livakovic şöyle. Birebir tabii daha tanışmadık ama aldığım bilgiler şu, şu şekilde Livakovic ile alakalı. Biraz hırs yapıyor. Bazen yediği golleri biraz kafaya takıyor. Şimdi Hırvatistan'la oynadığı milli maçlar hem bize karşı hem devamında Galler'e karşı performansından çok memnun değil Livakovic. Dolayısıyla hani Fenerbahçe'ye geldiğinde de yediği goller biraz aklındaydı. Bu yüzden orada çıkmamasındaki temel etken şu. O yediği free kick golünü telafi etmek, edebilmek. Bu yüzden hani bu iyi midir, kötü müdür? Bir kaleci yediği golü hemen unutmalı mı? Bence hemen unutmalı. Ama Livakovic'in tarzında yediği gole reaksiyon vermek ve bu yediği golü bir şekilde telafi edebilmek üzerine bir e, yapısı var. E, bu nedenle Livakovic sakat sakat olmasına rağmen hatta bir top çıkardı çaprazdan ondan Sağ çaprazdan vurdu Hatay Spor'a yanılmıyorsam. Bu nedenle Livakovic izlerken biraz o açıdan izlemek lazım. Mesela şöyle bir şey var. Livakovic çıksa ne olacak? İrfan Can girecek. Ama kale zaten yine Livakovic'in. Ama o mücadeleyi e, tercih ediyor. Hatası eğer varsa ki hatası olduğunu düşünüyor yenilen golle. Bunu daha iyi bir kurtarış yaparak telafi edip mücadele etmeyi tercih ediyor. Dolayısıyla maçları izlerken de bu açıdan izlemek gerekir. Şimdi sakatlık demişken Serdar Aziz bir operasyon geçirdi. Geçmiş hı hı. olsun diliyoruz buradan da kendisine. Luan Perez'in geçen sezondan kalan bir sakatlığı vardı. Fenerbahçe devre arasında bir stoper takviyesi düşünüyor mu? Luan Perez yok. Evet Serdar Sakat, Ciku Afrika Kupası söz konusu olacak. Dolayısıyla buraya çok net bir stoper takviyesiyle alakalı e, çalışma var, gündem var. Fenerbahçe'nin normalde devre arasıyla alakalı bir transfer. Yani tabii ki çalışma her zaman olur birçok bölge için ama hani olağanüstü gelişmeler yaşandığı için ki mesela Serdar 5-6 hafta sonra takıma dönecek. 5-6 hafta sonra çalışmalara başlayacak. Yani ne zaman toparlanır, ne zaman eski haline gelir bilinmez. Luan Peres yine keza çok uzun süre. Bu yüzden bir stoper takviyesi olmasını bekliyoruz. Cikun'un da Afrika Kupası'nda bile ayrılma ihtimali ya da uzak kalma ihtimali olacak. Bu yüzden öncelik doğrudur. Stoper takviyesi. Zaten 6 numara alakalı daha önceki yayınlarımızda programlarımızda konuşmuştuk. İsmail çok iyi gidiyor. Onu da söyleyeyim. Bu arada hani herhangi bir İsmail ile alakalı sorulan sorular var şey. Hani sakatlığı falan yok. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. 6 numarayla alakalı şu an için bir gündem yok. Gündem daha çok stopere kaymış durumda. Serdar'ın, Luan Peres'in olmayışı. Samet burada milli takım performansı olan bir alternatif oluşturacak gibi duruyor. Peki Fenerbahçeli futbolculara gelen bir teklif var mı? Şimdi biz geçen programımızda Fenerbahçe'nin hiçbir oyuncusunun çıkış maddesi olmadığını anlatmıştık. Nedir o? Şmanski. 30 yaz, 25 yaz, Ferdi 20 yaz, 15 yaz, 30 yaz. Ne istiyorsan yazarsın. Yani tamamen kontrol Fenerbahçe'de. Sonra devamında ben Fenerbahçeli bir yetkiliyle konuştum. Resmi bir teklif var mı oyuncularınıza? Bu İsmail olabilir, Osterwold olabilir, Jayden, Şumanski, Ferdi. Henüz bize gelen resmi bir teklif yok dendi. Ancak şunu biliyoruz ki Fenerbahçeli bu isimler, saydığım bu isimler takip ediliyor. Ama şu ana kadar kulübe gelen, yetkililerden aldığım bilgi kulübe gelen resmi bir teklif olmadığı yönünde. Ama mutlaka ben devre arasında geçen sezon sonunda bu performans devam ederse başta Şumanski olmak üzere birkaç oyuncuya ciddi teklif gelmesini bekliyorum. Şimdi Fenerbahçe'de Ceko 37 yaşında hmm. fakat inanılmaz bir performans sergiliyor. Sene başında bazı soru işaretleri vardı yaşından dolayı. Acaba üst düzey performans sergileyemeyebilir mi diye. Hmm. Fakat gayet iyi ilerliyor şu anda. Bunun sırrı ne? Şimdi şöyle önce Ceko'nun tabii bir hayatına bakmak lazım. Ben Ceko ile bunlar herhalde bir iki önce bir röportaj yaptım, sohbet de ettim. Ya şimdi bir kere Ceko'nun anlattığı şu, yani çok iyi yaşıyor ve şunu söyledi en kritik nokta. iyi dinlenmek, iyi dinleniyor Ceko. Yani vücudunu iyi tanıyor, yaşı gereği, kendine iyi bakıyor. Sakatlık önleyici antrenmanlar yapıyor ve iyi dinleniyor ve çok profesyonelde bir hayatı var. Çok erken yaşta Felix Magath'la çalışmanın bazı artları oldu. Artıları oldu. Kendisi de anlatıyor. Yani Alman mantalitesini çok erken yaşta gördüm. Profesyonel hayatı çok erken yaşta gördüm şeklinde. Bir kendi profesyonel hayatı, aile hayatı, yediğine içine dikkat etmesi, uykusu, sakatlık önleyici antrenmanlar. Bunlar Ceko'nun kendisini yaptığı şeyler. İkinci konu şu. Inter'de oynarken yanılmıyorsan 60'ta falan çıkar Lukaku girerdi. 55-60, 65 arası çıkar Lukaku girerdi o dakikalarda. Şimdi bakıyorsun son dakikalara kadar kalıyor ve önde baskı yapıyor. İki lig arasında da bir fark var doğal olarak. Serie A ve Süper Lig arasında da belli bir fark var zorlayıcılık açısından. 3. İsmail Hoca'nın oyun tarzı Ceko'yu fazla, çok fazla yıpratmıyor. Yani bu, ben bunu da sordum. Hani Ceko'nun bu performanslık etkileri öğrenmeye çalıştığımda hocanın oyun tarzının e, Ceko'ya uygun olduğu, fiziksel olarak çok yıpranmadığı, yıpratmadığı şeklinde. Bu yüzden Ceko'dan da maksimum verim alınıyor. 80'ler, 85'ler, son dakikalara kadar sağda kalıyor. Ama tabii ki bu işin merkezinde adamın, Ceko'nun, kaptanın çok profesyonel bir bakış açısına sahip olması da yatıyor. Onun etrafında gelişen diğer detaylar da futbol hayatının uzamasını ve Fenerbahçe performans vermesini sağlıyor. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Sevilla'yı mağlup etmişti. Hı, hı Daha sonra bu sezon başında 6 tane ön eleme maçını kazandı ve grupta da 2 maçını kazandı. Şu anda 9'da 9 yapmış oldu. Hı hı. Son 9 Avrupa hı hı. maçını kazandı. 10. maçına da bu akşam Lodogares karşısında çıkacak. Evet. Bu maç öncesinde ne bekliyorsun? Kadro olarak. Kadro mı? olarak da, oyun olarak da ya nasıl bir mücadele şöyle bekliyorsun? Böyle şimdi Ludogorets teknik adam değişikliği falan yaşandı. onların bir artist olur belki. Ben Fenerbahçe ile alakalı hani Ceko ve Tad için dinlenme ihtimali olduğunu tahmin ediyorum. Tahmin yanı sıra hani sorduğumda içerideki beklenti de bu. Bu şöyle bir şey cümle kullanıldı. Hani kim olur, kim olmaz vesaire. Yani Ceko şey sor, sorarken Fred'e geldi konu. Fred olmazsa olmaz. Fred olur şeklinde bir bilgi geldi. Hani bu hocanın son karar, nihai karar ama hani hocayı tanıyanlardan aldığım bilgilerde şunu gördüm. Mesela benim bence Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı Tadic. Bence. Niye? Ofansif anlamda oyunun mimarı top gidiyor. Sonra herkes yarı sağa yerleşiyor. Ceko'yu oynatıyor. İşte Şmanski'yi oynatıyor vesaire. Kendi bazen kilidi açıyor. Ama burada anladığım Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı Fred galiba. Yani teknik heyet bakış açısından. Tam ölüm merkezde oynuyor ki hem lig hem Avrupa maçlarında ileri geri o tüm bağlantıyı sağlayan kilit nokta. Onu çektiğin zaman sanki sıkıntı olacakmış gibi oluyor. Dolayısıyla Fred'in oynamasını bekliyorum. Cekobet için dinlenmesini bekliyorum. Aldığım bilgiler çerçevesinde de herhalde anladım bunu yorum olarak söylüyorum teknik heyet için olmazsa olmaz, bu takımın olmazsa olmazı Fred gibi duruyor. Çünkü her maçı mümkün olduğunca oynatmaya çalışıyor. Yerine koyacağı oyuncu Fred'in birebir yaptıklarını yapamıyor. Fenerbahçe başarılı diyorum. Kazanacağını tahmin ediyorum. Hoca her maçı kazanmak için sahaya çıkıyor. Güçlü bir kadro ile elindeki en güçlü kadro ile yani çıkabilecek en güçlü kadro ilk maçını düşünerek çıkacağını tahmin ediyorum. Umarız kazanır ve yoluna devam eder Fenerbahçe. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Aynen tüm temsilcilerimize başarılar diliyoruz. Perde arkasının Fenerbahçe bölümünün sonuna geldik. Eklemek istediğim başka bir konu bir var mı? Hızlı hızlı tüm detayları kısa ve net şekilde aktarmaya çalıştık efendim. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi, beğenilerinizi bekliyoruz. Plus'a abone olmanızı da rica ediyoruz. Bir başka Perde Arkası programında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.